Merhaba sevgili izleyiciler. Yine bugün yeni bir programla sizin önünüzdeyiz. Geçen programımız eksik kalmıştı. Efesleri paylaşıyoruz. Ve Mardin Kilisesi'nde hizmet eden kardeşlerimiz burada çok değerli, hikmetli, derin bilgilerinden paylaşıyorlar. Gerçekten harika programlar oluyor. Ve bugün geçen programların eksik olan o üçüncü bölümden, yani ulusların aslında Hazreti İbrahim'in o vaat edilen bereketine ortak olduklarının üzerinde durmuştuk. Ama eksik kalmıştı, zaman yetmemişti. Bugün Ender kardeşim oradan, kaldığı yerden devam edecek. İnanıyorum ki çok faydalı, verimli ve bilgiye dönük bir zaman olacak. Evet, eksik kalmıştı. Şimdi kaldığınız yerden bence devam edebilirsiniz. Geçen programda biraz değindik. Eski Ahit'te de, yani Tevrat'ta da buna yönelik çok pasajlar var. Öteki uluslara da müjdeyi bildirme, öteki uluslar da mirasa ortaktır. Çünkü 3. bölümde diyor şöyle ki, öteki uluslar da mirasa ortaktır. Bu sırrın özü şudur diyor. Hepimiz ortağız. Ama birçok sebepten dolayı Yahudiler bunu yapmadılar, yapamadılar. Belki bir kısım yapmaya çalıştı ama genel itibariyle olmadı bu. Ve orada da zaten Yeşaya peygamber, geçen bölümden okuduk, 26. bölümde Yeşaya'da 17. ayetten itibaren diyor, uluslara diyor kurtuluşu getiremedik diyor. Dünyadakileri de diyor yaşama kavuşturamadık diyor. Ama Mesih bunu yaptı. Mesih de nitekim o da onlardandır sonuçta. O da oradan geldi. O da bir Yahudidir millet olarak. Oradan gelir. Ve biz daha önceki programlarda Efesler 2. bölümden konuşunca orada ölümden yaşama geçmek ile ilgili bir pasaj var. Gazap çocuklarıydık ama Mesih vasıtasıyla Rab bizi hayata kavuşturdu. Ve o barıştırma görevini 2. Korintliler'de diyor bize verdi. Bizim de bunu devam ettirmemiz lazım. İsa Mesih'in de son emridir aynı zamanda. Matta 18'de, 28'de ki son ayetlerde diyor, gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Ve bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda Paulus şunu söylüyor Efeslere mektubunda 3. bölüm 7. ayetten okuyorum. Diyor, Tanrı'nın etkin gücüyle bana verilen lütuf armağanı uyarınca bu müjdeyi yaymakla görevlendirildim. Ne müjdesi? Mirasa ortaksınız, gelin Rab'be. Rab'be gelin, tövbe edin. Ve bütün kutsalların en değersiziydim. Yine de Mesih'in akıl ermez zenginliğini uluslara müjdeleme ve her şeyi yaratan Tanrı'dan öncesizlikten beri gizli tutulan sırrın nasıl düzenlendiğini bütün insanlara açıklama ayrıcalığı bana verildi. Bu sır İncil'in birçok yerinden görüyoruz, Eski Ahit'in birçok yerinden görüyoruz. Bu sır İbrahim peygamberle başladı. Rab onu seçti ve dedi ki, ben sana bir çocuk vereceğim. Bütün uluslar senin soyun vasıtasıyla kutsanacak dedi. Oradan başlıyor bu sır. Bütün uluslar. Verilen vaat bu. Ama maalesef Mesih'e kadar bu tam olarak gerçekleşmedi. Eksik kaldı. Bütün ulusların kutsanması lazım. Rab'be dönmesi lazım. Rab'be götürülmesi lazım. Çünkü günahtan dolayı Rab'den koptuk. Rab'i tanımaz hale geldik. Rab'i tanımayınca insanlar, milletler kendi akıllarında Rab'le ilgili ne varsa onu yaratmaya başladılar. O da yanlış. Putlar ortaya çıktı. Sahte ilahlar ortaya çıkmaya başladı. Ve sonra şöyle devam ediyor. Bütün kutsalların en değersiziydim diyor. Bu sırrı insanlara açıklama ayrıcalığı bana verildi. Öyle ki Tanrı'nın çok yönlü bilgeliği kilise aracılığıyla göksel yerlerdeki yönetimlere ve hükümranlıklara şimdiki dönemde bildirilsin. Sadece bu Pavlus'la alakalı bir durum değil. O zamanki bütün kilise üyeleri her biri bir müjdeciydi. Bu müjdeyi anlatıyorlardı. Çünkü bu Mesih'in son emridir. Gidin anlatın dedi. Paulus da bunu yapmaya başladı. Havariler de bunu yapıyordu zaten. Hatta elçilerin işleri 6. bölümde okuyoruz. O ilk ayetlerden itibaren bir sorun çıktı. Maddi yardımın dağıtılmasıyla ilgili bir sorunlar vardı. Oradaki ilk cemaatle cemaat içerisinde. Yok işte onlara az veriyorsunuz, yok bunlara çok veriyorsunuz diye. Sonra havariler bir araya geldiler, bu konuyu konuştular. İkinci ayetten okuyorum 6. bölüm. Diyor ki, bunun üzerine 12'ler bütün öğrencileri, yani havariler, bütün öğrencileri bir araya toplayıp şöyle dediler. Tanrı'nın sözünü yayma işini bırakıp maddi işlerle uğraşmamız doğru olmaz. Tanrı'nın sözünü yayma işi. Öncelik her zaman buydu.
İlk kilisenin önceliği her zaman buydu ve şimdiki kilisenin önceliği de bu olması lazım. Evet. Tanrı sözünü yaymayı asla bırakmamak lazım. Her zaman onu yaymak lazım. Evet. Yoksa nasıl aslında bu kutluluk verilecek? Aslında şöyle bir şey unutmayın. Tabii ki maddi olarak o şeylerin de kesinlikle ya bunu vazgeçelim, kimseye merhamet edelim, etmeyelim diye demeyin. Onu çözen bir sistem oluşturdular. Yani bunu saygın insanlar gerçekten başına atalım, bunları yapsınlar. Ama biz kendimizi Tanrı sözünü yaymaya atayalım. Yani evet, evet. Duyarsız kalmıyorlar tabii, tabii. Ama asıl hizmetlerinin mideyi doyurmak olmadığını, ruhu doyurmak ve insanların canını ateşten çekip kurtarmak olduğunun bilincindeydiler yani. Tabii 7 kişi seçiyorlar zaten. Evet. Yani biz bunu yapmayalım ama siz kendi aranızdan sizin güvendiğiniz, itibar ettiğiniz, saygıdeğer, imana dolu 7 kişi seçin. Evet. Onlar bu işi yapsınlar. Biz Rabbin sözünü yaymaya devam etmemiz lazım. Bizim. Evet. O zaman kilisenin birinci önceliği Rabbin sözünü de yaymaktır. Ama sonrasında bunun içerisinde cemaat büyüyor, farklı ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla farklı hizmet alanları ortaya çıkıyor. Ha, onu da yapar kilise, onu da yapıyor ama onu yaparken bunu asla bırakmaması lazım. Hiçbir zaman bırakmaması lazım. Kilise dediğimiz bir binadan bahsetmiyoruz, cemaattir. Yani cemaatin her bir üyesinin bu müjdeyi yayması gerekir. Eğer bunu yapmazsak tıpkı Yeşaya'nın 26. bölümünde dediği o şey gibi olur son günde. Yine aynı sözleri biz de kullanmaya başlarız. Ya Rabbi biz ne uluslara kurtuluş getirebildik, ne onları hayata geçirebildik, ölümde kaldılar. Ebedi ölüm. O zaman biz de aynısını tekrarına düşeriz. İşte o çok tehlikeli. Oysa amaç müjdeyi bütün uluslara, bütün milletlere vermektir. Ve kilise vasıtasıyla bu olur. Kilise üyeleri, kilise hizmetkarları vasıtasıyla bu olur. Cemaat büyük olabilir, farklı hizmetler yapar. Kendi içinde farklı branşlara ayrılabilir. Hatta bir ara Ebune Gabriel'le Sahtedi Türk için bazı programlar yapmıştık. Süryani yani Doğu Hristiyanlık tarihi ama ön planda Süryanilik Süryani Hristiyanlık tarihiydi. Ve orada değindik belki Ebune yine ondan bahseder. Yani 7. yüzyıla kadar bu bölgedeki Hristiyanlar acayip bir şekilde bunu yaptılar. Evet. Ve her biri yaptı. Sadece bir kişi yapmıyor. Ve hepsi yapıyordu. Ama bunu sürekli yapmak lazım. Devam etmek lazım. Belki Ebune de o konuya değinebilir. Tabii bence de çünkü ilk iman eden buradaki halklardan yani bir de halk olarak yani böyle bir kısım değil. Gerçekten Allah'ın büyük bir lütfuna böyle kavuştu Süryani halkı. Ve hamdolsun ki onlar da gerçekten büyük bir gayretle o 700 yıllık içerisinde aslında dünyaya medeniyet konusunda, anlayış konusunda, teknik konusunda, bilim konusunda da Allah'ın kelamının gücüyle çok büyük bir kitleyi kazandırmış. Bereket oldular. Yani ondan tabii ki şimdi biz sizin yerinize konuşmayalım çünkü Teşekkür ederim. Siz o konuyu biliyorsunuz ve ilk yüzyıllarda nerelere kadar gittiler? Onlardan söz ederseniz şimdi, gerçekten çok iyi olur. Evet, bu konu hakkında benim çalıştığım bir konu vardır. Süryanilerde misyonerlik. Evet. Yani müjdecilik. Evet. Misyonerlik demek müjdeci. Tabii. Yani misyon... İncil'in kendisi müjdedir. Evet, amin. İncil'in kelime anlamı müjde demektir. Evet. Mesih kendi öğrencilerine vermiş olduğu büroğu İncil'de yazılıdır. Gidin benim söylediklerimi gözlerinizle gördüğünüz bu mucizeleri, kulaklarınızla duyduğunuz bu sözleri bütün uluslara, amin, bütün uluslara iletin dedi. Amin. Ve elçiler Rabbi İsa Mesih'in emri gereği doğrultusunda kendi aralarına kura atarak dünyaya yayılmışlar. Korkmadan, çekinmeden kutsal ruhu aldıktan sonra güç aldılar, hikmet aldılar, bilgi, dünyanın bilge insanları olmuşlardır ve dünyaya dağılmışlar. Evet. Tabii ki Süryani milleti Orta Doğu'da yaşamaktaydı. Putperest bir toplumdu. Yani güneş, ay ve yıldızlara taparken Mesih'in müjdesini duyunca hemen kabul ediyor. Amin. Urfa'dan başlayarak Antakya, Urfa, Nusaybin, Irak'a kadar bu müjde yayıldığında Süryaniler 200-300 yıl süre zarfında Süryanilerin %98'i Hristiyanlığı kabul ettiğini diyebiliriz. Evet.
Şimdi bu Hristiyanlığı kabul ettikten sonra öyle oturmadılar. Bu müjdeyi kendi komşularına da iletmişlerdir, yaymışlardır. Evet. Çünkü bir görev olarak görmüşler bunu. İlk başta Araplar üzerinde çok yoğun bir çalışma yaptılar. Evet. Ve Arapların, ben bir sempozyumda bunu dile getirdim. Arapların yarısı kadar Hristiyanlığı kabul etmişti, daha İslamiyet ortaya çıkmadan. Bunu nasıl tespit edebiliriz? Üç Hristiyan Arap ülkesi oluşmuştu. Üç Arap Hristiyan ülkesi var 4. 5. yüzyılda. Irak, Irak topraklarında, bugünkü Irak topraklarında Hira Devleti vardı. Evet. Hira Devleti Hristiyanlığı kabul etmiş bir Arap kraliyeti. Gassani Devleti 7. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş. Şam dolaylarında Hristiyanlığı kabul etmiş Arap ülkesi. Bir de Himyar, Yemen o taraflarda, Necran o taraflarda yine bir devlet daha oluşmuştu Araplardan ve Hristiyanlığı kabul etmiş. Antakya merkezine bağlı İncil'i bunlara Süryanice'den Arapça'ya tercüme ettik ve kilise teşkilatı kurduk kendi aralarında. Onları asimile ettirmedik. Evet. Dedi ki İncil'i bu şekilde okuyun ve Arapça alfabesi olmadığından dolayı da onlara ne yaptık? Süryanice alfabesini Arapça dilinde kullandırdık. Biz buna Gershuni diyoruz. Bugüne kadar bu kullanılmaktadır. Gershuni diyoruz bu alfabeye, bu yazıya. Evet. Araplar üzerinde bu çalışmaları yaptıktan sonra tabii sadece orada durmadık. Bir sefer Persler üzerinde yoğunlaştırdık. Persler üzerinde büyük bir başarı sağlamayınca Ermeniler üzerinde. Süryani ataları Ermenistan'a gittiler, Gürcistan'a gittiler, Azerbaycan'a gittiler. Ben geçen sene Azerbaycan'a gittim. Baktım orada bir Süryani köyü vardı ve orada 13 Süryani Aziz burada vardı. Yani Gürcistan'da 13 Süryani Aziz var diyorlar. Tabelada koymuşlardır. Ben çok etkilendim. Ve oradan gelen, Gürcistan'dan kilisemize gelen misafirlerle bunu konuştuğumuzda evet dediler. O tarihte daha Hristiyanlık ilk yüzyıllarda Süryani misyoneler, müjdeciler oraya gelip bizi Hristiyanlaştırdılar. Yani bunu kabul etmektedirler. Ermeniler de keza Ermenilere Süryanice alfabesi Ermeni dilinde öğretmişlerdi. Aynı şekilde Araplara yaptıkları gibi. Daha sonra Uzak Doğu ülkelerine gittiler. Yetinmediler bu bölgeye. Evet. Ta Çin'e kadar gittiler. Moğolistan'a kadar gittiler. Hindistan'a kadar gittiler. Ve Hristiyanlığı orada yaymışlar. Yani İncil'i orada müjdelemişlerdir. Evet. Ve birçok büyük bir kitleyi Mesih'e kazandırmışlardır. Yani Ender Bey'in de söylediği her Hristiyanın, her Mesih'i kabul eden kişinin görevi İncil'i müjdelemektir. Amin. Zaten İncil'den konuştuğumuz zaman başkalarına müjdeliyoruz demektir. Evet. Elçi Paulus diyor, bütün konuşmalarınız Rabb'in adıyla olsun. Rabb'in adıyla olduğu zaman zaten konuştuğumuz söz bir mesajdır. Bizi duyan çocuklar, gençler, yabancılar olsun, İncil'den konuştuğumuzu duyunca o sözler beyinlerinde etki yapar. Nasıl ki diyor, bir damlacık bir su yerini kayada açıyorsa, bir delik açıyorsa, böylece kutsal İncil'in kelamı da, sözü de, müjdesi de bir insan duyduğunda hemen bir yer açıyor kendisine orada. Oraya girdikten sonra daha çıkış yok. Mutlaka orada işleyecektir. Amin. Yerini yapacaktır. Yeter ki biz bu görevi yapalım. Yeter ki biz sürekli Mesih'in adıyla konuşalım. Onun söylediği sözler sürekli kullanalım, değerlendirelim. Amin. Evet. Evet. Değerlendirdiğimiz zaman zaten bunu yaptığımızda biz ilk başta kendimiz etkileneceğiz. Kendimiz çok iyi insanlar olmaya çalışacağız. Amin. Mesih söylediği gibi insanlar iyi işlerinizi görsünler. Amin. İlk başta biz iyi olacağız ve göklerdeki babanıza hamd edecekler, şükredecekler. Neden? Çünkü bizim o konuştuğumuz sözlerden etkilenerek iyi olacağız. Biz öyle kendi kendimize iyi olmak yoktur. Mümkün değil. Mümkün değildir.
Bu bir kültürdür, bu bir ilahi bir sevgidir. Bir insanın beynine yerleşti mi çıkmaz artık. Amin. Sürekli yüreğinde yanar, sürekli yüreğinde işler ve onu diliyle de dışarı atar. Dışarı atar. Bizim atalarımızın yaptıkları iş bundan ibaret. Evet. Fakat maalesef daha sonraki yüzyıllarda durum aleyhimize dönüştüğü için biz bu misyondan yorulduk, yorgun düştük. Evet. Ve yorgun düştüğümüz için de tahmin ediyorum bugünkü durumu bu hale gelmiştir. Evet, evet, evet. Ben inanıyorum, eğer özür dilerim, evet, lafını unutma. İnanıyorum o devam etmiş olsaydı, evet, bu gerçekten ne Orta Doğu'daki bu kaos olacaktı, evet, ne bu yoksulluk olacaktı. Çünkü bundan daha sadece 10, 12, 15 yıl mı? Yani 1902'de. Evet. 1902'de Diyarbakır'da bir nüfus sayımı oluyor. Evet. Ve orada Hristiyanlar ve Hristiyanlar tabii öbür inançlarda var. %60, Müslümanlar %40'tı. Evet. Ama oradaki tarihi bilgilerin yanında ekonomik olarak da Diyarbakır'ın durumunu söylüyor. Evet. Diyarbakır Türkiye'nin en zengin şehirlerinden bir tanesi. Yani altın, işte gümüş, ondan sonra puşicilik, yani o kadar işte ipek böcekçiliği, o kadar muazzam bir zenginlik var ki şimdi Diyarbakır'ın durumuna baktığımızda gerçekten sokaklara girdiğimizde acayip bir tedirginlik var. Uyuşturucu, esrar, hap satan kadınlar ve kullanılan bir sürü gençler var. O yönden bence Ender Bey'in bu Yeşaya'da okuduğu şeyde diyor ya, Ya Rab diyor, biz insanlara müjdeyi iletmedik ve biz üstümüze, bence orayı okuyun ve kaldığınız o sözü kesken, görevimizi yapmadık. Yani evet, öyle diyor. Yapmadık, yani evet. Bir daha okuyacak olursak, evet, 26'da, Yeşaya 26'da, evet, diyor, doğum vakti yaklaşan gebe kadın çektiği sancıdan ötürü nasıl kıvranır, feryat ederse senin önünde biz de öyle olduk Ya Rab. Gebe kaldık, kıvrandık, rüzgardan başka bir şey doğurmadık sanki. Yani sanki boş bir şey var ama evet, boş bir şey. Yani boş bir acı, boş bir şey. Rüzgardan başka bir şey doğurmadık sanki diyor. Ne dünyaya kurtuluş sağlayabildik, ne de dünyada yaşayanları yaşama kavuşturabildik. Evet. Kilisenin amacı budur. Kilisenin amacı dünyaya kurtuluş sağlamak, dünyada yaşayanları yaşama kavuşturmak. Kiminle? Müjdeyi vererek. Müjde ne? Mesih bize yaşamı verdi. O zaman bizim elde edemeyeceğimiz kendi gayretimizle o kusursuzluğu bize verdi, ölümü yendi. Artık biz de ona iman etmiş olarak ona kavuşabiliyoruz. Her bir insan buna bu şekilde kavuşabiliyor. Bunu sürekli anlatmamız lazım. Bencillik yapmamamız gerekiyor. Yani onu başkalarına iletmediğimiz takdirde biz bencillik yapıyoruz. Evet, 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 evet. Kendimiz kurtulduk, başkaları kurtulmasın. Evet. Biz iyi olduk, başkaları olmasın anlamına gelir. O mesajı veriyor. Evet. Mesela sanatınız devam ediyor. Ondan sonra güzel ahlakınız devam ediyor. Eksik olan bir şey var, müjde devam etmesi lazım. Yani o, yani daha gerçekten önce de konuştuk. Evet. Dedik belki şimdi yine belki kilise içerisinde, evet, sırf böyle bir grup ortaya çıkabilir. Çünkü sadece o grup eksiktir. Her şey var. Evet, evet. Yani din adamı da var, yardımcısı da var. Her şey de var ama bir tek o müjdeci grup eksiktir. Yani burada o grup oluşturulabilir, evet, yani. Sadece bu tabii ki mesela Mardin'in bu güzel yumuşak havası, evet, nereden kaynaklanıyor? Buradaki oradan Hristiyanlardan kaynaklanıyor. Yani her yerde şehirler var. Ama nerede? Mesela düşünün bu mülteci olayı, işte bu Suriye kaosu, Irak kaosu olmadan nere sayılıyordu? En yumuşak havalı, gerçekten mükemmel, böyle insanların huzur bulduğu, kapıların açık kaldığı, evet, Antakya? Evet. Ondan sonra Mardin. Mardin. Ne, peki nasıl? Orada Hristiyanlar var. Bir kültür etkisi vardı. Kültür karışımı vardı. Şimdi Mardin, sizin de Diyarbakır için söylediğiniz gibi 100 yıl öncesine gidecek olursak, evet, Mardin nüfusu da keza %60 belki 70'e kadar Hristiyan nüfusu çoğunluktaydı. Daha fazlaydı. İşte Hristiyan kültürü, yani Mesih'in müjdesi, sevgiye dayalı bir kültür olduğu için, bir eğitim, bir öğreti olduğu için
hiç kimseye zarar vermez. Evet. Ve o kültürü kabul eden, o öğretiyi kabul eden bir insan her zaman dört dörtlük bir insan olma zorundadır. Aynı öyledir. He, çünkü Mesih ne diyor? Düşmanlarınızı seveceksin. Dün de geçenlerde de bundan söz ettik. Eğer ben düşmanlarımı seveceksem o zaman, ben nasıl bir insana zarar vereceğim? Asla ve asla. Zaman kalmaz. He, düşman kalmaz. Sevgide düşman yok. Mahkeme yok. Biz birbirimizi sevecek olursak paylaşacağımız bir şey yoktur. Mahkemeye gitmeye gerek yoktur. Yargıya gerek yoktur. Ama bunu yapmadığımız takdirde yolumuz yargıya gidecek. Aynı öyledir. He? Aynı öyledir. İşte bu kültür bugüne kadar bu bölgede özellikle Mardin merkezde ve civarda olsun etkisini az da olsa görüyoruz. Çünkü her gittiğin esnafa mutlaka diyor ben bir Süryani'nin çırağıyım. Çıraklığını yaptım. İster taş ustalığında, ister terzilikte, ister dokumacılıkta, ister demircilikte, marangozlukta, mutlaka ve mutlaka ticarette ve vesaire vesaire mutlaka onun elinin altında yetişmiş. Şimdi o sanatı öğrenirken sadece sanat değil, bir kültür de aynı öyledir. Bir kültürü de öğrenmiş oluyor. Mesela Hristiyanlarda, Süryanilerde yemin etmek yasaktı. Olmazdı. İncil söylediği gibi evet dediniz, evet. Evet, hayırlı, hayırınız hayırlı olsun. Yemin bile etmeyin. Evet. Şimdi sürekli bir insan bu sözleri bir insandan duyduğu zaman elinde yetişen bir çırak diyelim, bir öğrenci evet. o kültürü almaz mı? Şimdi çocukların için okula gidiyor, eğitim almak için. Sanat da öyledir, bir eğitimdir o da. Doğru. O eğitimle birlikte insanlar bir dürüstlüğe öğrenmişler. Ticarette sadık olmaları öğrenmişler. Aynı öyledir. Evet. Şimdi aslında Gabriel abi gerçekten tarihinizi hani ben yeniyim. Yani bir 27 yıl oldu İsa Mesih'e iman ediyorum ve gözlerimi açtığımda sizleri gördüm. Yani ben hayran kaldım. Yani gerçekten Ebuna Hanne'ye. Evet. Ben şimdi 90'larda ben onu tanıdım. Evet. O adam düşün yani ta köye geldi. Bismillah köye geldi. Evet. Ebuna Hanne geldi bana müjdeyi anlatıyor, İncil'i anlatıyor. Yani şimdi düşün ama ben yani ben sizden ricam şudur. Şimdi tabii Türkiye'de bilmiyorum nüfus olarak Süryaniler kaç, ne kadar var Türkiye'de? Şimdi Türkiye'de 20 bin civarında olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ama Avrupa'da 10 milyona yakın diyorlar. Yani ben bilmiyorum evet. sayısını, siz daha iyi bilirsiniz. Yani evet. Avrupa, Amerika olsun. Evet. Kaç, ne kadar var? Şimdi Ender Bey'le yapmış olduğumuz evet. Programda Süryanilerle ilgili evet. Saat 7 Türk mü değil evet. mi? Evet. Bu konuya değinmiştik aslında. Şimdi Antakya Süryani Kilisesi 5. yüzyıldan itibaren bugüne kadar 8 bölüme ayrılmıştır. Evet. Bu bölünmelerin sebepleri 3 bölüme kategoride tutuyoruz. Bir teoloji konulardan zamanımız az kalıyor. Kaldı. Ama evet. Yani sizce toplam kaç olarak, milyon? Toplam olarak 10-12 milyon civarında olduğunu düşünüyorum. O zaman ricam şudur. Bir Süryani kilise görevlisi olarak, hizmetkar olarak, Mesih'i örnek alan bir adam olarak ve biz de size örnek alıyoruz. Süryani, bu 12 milyonluk Süryanilere kelam konusunda, müjdecilik konusunda çağrınız ne olabilir? Çağrım açıktır. Sürekli evet. biz bunu dile getiriyoruz. Her platformda söylüyoruz. İşte eğer gerçekten Mesih'in yolunda yürüyorsak evet. ve Mesih'in ismini taşıyorsak, Mesih ne demek? Mesihi. Mşiho Süryanice, Mşiho'yu. Türkçe karşılığı bugün günümüzde aslında Mesihi olması gerekirken Hristiyan diyoruz. Evet. Mesihçi yani. Mesihçi. Mesihçi. Christ, Yan. Christ, evet. Mesih demek. Evet. Yan, Mesihi demek. O da aynı anlam taşıyor. Evet. İsim taşımakla kafi değildir. Ben Mesih'i kabul ediyorum demekle kafi değildir. Mesih'in dediğini uygulama gerekiyor. Mesih'in emri neyse onu uygulamıyorsak
O benim o isminden övünmem bir yersizdir. Evet. Yersiz, gerçekçi bir Mesih'i, Mesih'in sözünü sürekli müjdeleyecektir. Evet. Sürekli söyleyecektir. Çünkü dünya buna ihtiyacı var. Amin. Avrupa çöküyor. Yani, aileler başta söyledik. Eğer şeriata kurtuluş olmuş olsaydı Mesih niye gelsin? Mesih gelmezdi. Gelmeye aynı ihtiyacı de yoktu. Bu kadar o yüce makamından soyunup bizim aramızda gelip bu hakaretleri, bu şeyleri görmeye ihtiyacı yoktu. İşte insanlığın kurtuluşu için bunu yapmış. Amin. Biz de onu izinde yürüyerek, onu kabul ederek o misyonu bize teslim etmiş. Biz başkalarına da duyurmamız gerekiyor. Amin. Amin. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Çok değerli sözlerdir. Ve olması gereken şeydir. 12 milyon. Düşünün. 12 öğrenci dünyayı sarstıysa, evet, 12 milyon Süryani dünyayı hayli hayli sarsar. İman ediyorum, duayla biz onlara destek verirsek olacaktır. Evet sevgili izleyiciler, bize ayrılan zamanın sonuna geldik. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hoşça kalın.